Arkadaşlar selamlar. Biz geldik. Ses geliyor mu? Ses iyi mi? Sesimiz geliyor mu? Sesimiz iyi mi? Geliyor mu? Ömer senin sesin geliyor mu? Konuş. Bir merhaba. Ömer'e bak, Ömer'in geliyor mu? Ömer abinin sesi geliyor mu? Sevgili Ömerciğim, sesin geliyor mu? Konuş, konuş. Merhabalar. Aleyküm selam arkadaşlar. Selamlarınızı alıyoruz. Okey, çok güzel. Tamamız. Arkadaşlarım, kardeşlerim, gene panzer gibisin maşallah kardeşim benim. Sağ olasın. Aleyküm selam. Geliyor hocam, harikasın, eyvallah. Kişi katıldı. Biraz çoğalalım. Abi Tesla'sı Enetat nerede üretiyorsun? Şeyde küfür etmek istedim. Altın Medya Türkiye Efendim, selam aleyküm selam. Hocam bu yayında sinirlenmeyin. Tamam, sinirlenmeyeceğim. O yüzden Ömer burada, Mehmet burada. Sevgili kardeşlerim, biraz soru cevap, biraz muhabbet yapacağız. Tren çekilişi gelir mi? Yapalım mı tren çekilişi? Ne diyorsun? Yapalım hocam, insanların çok ihtiyacı var. Tren çekilişi. Ama hangi esteri? Hangi esteri? Kısa esteri mi, uzun esteri mi? Hocam iyi akşamlar. Hazırlıksız oldu, birden girdik. Film ne zaman çıkıyor? Filmin 10 bölümünü çektik arkadaşlar. Dizi bu. TRT'de yayınlanacak. Biraz ne derler ona? Animasyon vesaire hazırlıklar hala devam ediyor. Bittiği zaman çıkacak. Türkiye'nin süper kahramanları geliyor. Hocam yine çevrenize acayip enerji satıyorsunuz. Adamsın güzel kardeşim. Var ol, sağ ol. Şimdi arkadaşlar soru sorun. Sorularınızla cevap vermezsek birkaç kere daha sorun. Sevgili Ömer kardeşim, Mehmet kardeşim, merhaba, sorularınızı bana soracak. Arada kendileri de soru soracak. Bakalım birkaç saat bir şeyler yapacağız. Dikkatini çeken neler var? Hocam Mistrol PCD'si nasıl olur demiş arkadaş. Bunlar. Ya biraz ilaç şey yapmasak böyle daha şey konular arkadaşlar. Biraz böyle ya Google'dan öğreneceğiniz şeyler değil de biraz ne bileyim diyorsun ya Canan Karatay'ın yulaf muhabbeti falan. Daha magazinel, daha şey olarak. Ama arada bunlara da cevap verelim. Bistron'la şey PCC'si nasıl olacak? Arkadaşlar biliyorsunuz Danabol, Oxandrolon, Anavar, Anadrol, Anapolon, Deka, Tren, bunlar hepsi testosterondan üretiliyor. Ve bunların hepsi vücuttaki testosteron baskılıyor. Bistrol de testosteron üretiliyor ve vücuttaki baskılamayı sağlıyor. Uzun süre Bistrol kullandığınız zaman baskılaması biraz fazla oluyor. Normal Pregnil ile Klemel ile onun 15-20 günlük terapisi çok rahat yapılıyor. Bir sıkıntı olmuyor. Ama biraz seksüel hormonlar karşı cinse ihtiyaç duyduğunuz o haz biraz şey Bistrol'lerde biraz daha geç geliyor. Var mı sorularımız? Vücudumuza şeker almasak sıkıntı olur mu hocam? Bu imkanlı mı yani? Şekersiz beslenebilir miyiz? Bizim arkadaşlar yediğimiz ette bile şeker var. Vücut şekeri kullanıyor, glikozu kullanıyor. Alıyor içeride bir şeye çevirerek kullanıyor. Dışarıdan işlenmiş aldığımız şeker vücutta sorunlar yaratıyor. Yağlanma, sulanma, testosteron seviyesine düşme, alışkanlık yapıyor. Uyuşturucu sınıfına giriyor. O yüzden biz hani doğal gıdalardan elde ettiğimiz şekerde çok sorun yok. Ama doğrudan hazır şeker aldığımız zaman hani ara sıra almak başka, düzenli beslenmek başka. Yani şeker testosteronunuzu düşürüyor arkadaşlar. Yani bu doktorların söylediği bir şey. Düzenli şeker alımı. O yüzden vücutta yumuşama, sulanma yapıyor. Yani zaten body için şekerli iş olmaz ki. Mehmet var mı sormanız? Birisi şey demiş, klambuterol kullanmak mantıklı mı? Klambuterol kullanmak mantıklı mı? İyi terliyor isen, su içtiğin zaman güzel terliyorsan hiç klambuterol kullanmana gerek yok. Yarışmacıysan, kortizolu baskılayıp, kalp ritmini hızlandırıp, vücudu uyarmak istiyorsan klambuterol kullanabilirsin. Yani bir sistemdir, programdır. Ama terleyebilen bir yapım varsa, nabzın da iyiyse, gün içine halsiz isen klambuterol çok kullanmana gerek yok. Klambuterol destekçi olarak kullanabilirsin.
halsizsindir, elin ayağın kalkmıyordur, o kadar su içiyorsun, kardiyo yapıyorsun, terleyemiyorsundur. Vücutta zaten tedavi edici bir ilaçtır, biliyorsunuz bronşlardaki kesecikler açar, vücutta su atımını hızlandırır ve ritmini hızlandırır, yani vücudu uyarır. Kortizol seviyenizde düşme olur, canlılık hissiyatı verir. Ama dedim ki kendinizi iyi hissediyorsanız çok klambuteroz havasına girmeyin. Hocam şimdi bir arkadaş sormuş, sadece peptit kullanarak bir fayda elde edebilir miyiz, bir büyüme gerçekleştirebilir miyiz? Sadece peptit kullanarak şöyle söyleyeyim. Vücutta bir stok var diyelim. %20-%30'luk bir stok var diyelim. Yani o gelişimi yakalar, ondan sonra durur. Çünkü sadece peptitle bir olmuyor. Peptit bunlardan birini sağlar. Büyüme türevidir, büyüme hormonu türevidir. Yani yanına testosteron da almak gerekiyor arkadaşlar. Yani kas kazanacağım diyorsanız peptidi bir şeyle yapabilirsiniz. Anti-aging olarak kullanabilirsiniz. Yağ yakımında kullanabilirsiniz. Adeliye su çeksin diye kullanabilirsiniz. Ama arkadaşlar hücre sayısını arttırmak amaçlı kullanabilirsiniz. Ama kas dokusu oluşturulmak için peptidin yanında testosteron da olması gerekiyor. Bir arkadaşım şey yapmış hocam. Hangi seviyeden sonra küre başlamamız lazım? Hangi seviye diye bir şey yok. Kürlerin arkadaşlar nasıl söyleyeyim, seviyesi olmaz ki, yani hedefi olur. Çünkü bir adam spora başlıyor, 3 ayda 1 senelik formu yakalayabiliyor. Bir adam var steroid alıyor, natural adamın bile formunu yakalayamıyor. Bu kişiye göre değişir ama profesyonel olacağım diyorsanız, ileriye dönük bu işi profesyonel götüreceğim diyorsanız, bir 3 aylık altyapıdan sonra vücudu baskılamayacak hafif ürünlerle başlanabilir. Bu İbrahim Muaytay arkadaşımız güzel bir soru sormuş hocam. Evet, ne sormuş bakalım. Antrenmana girerken sneakers giyen arkadaşlar var. Evet. Hemen girmeden önce bu konuda ne düşünüyorsun? Antrenman önce girmeden sneakers bir ara ben de bulaştım ona. Arkadaşlar antrenman önce sneakers yerseniz kanınızdaki şeker oranınız artar. Şeker oranınız arttığı için vücut bu şekeri kandan uzaklaştırmak, hücrelere taşımak için insülin salgılamak zorundadır. İnsülin de salgılandığı zaman kan şekeriniz çok hızlı düşer. Antrenman esnasında kan şekeriniz düştüğü zaman antrenman performansınız da düşme başlar. Biz o yüzden genelde antrenman esnasında şekerimizi düşürecek içerikleri antrenman öncesi almıyoruz. Antrenman sonra alabilirsin ama biz antrenman içinde insülini salgılatacak, kandaki şekeri düşürecek. Biliyorsunuz kan şekeriniz düştüğü zaman antrenman bir iştahlı başlarsa antrenman ortasına geçsin. Üff, bugün de yaparsın yok dersin gider. Çünkü orada insülin salgılanmıştır. Kan şekerim düşmüştür. Oysa da kardiyo belki yapabilirsin ama yani ağır bir antrenmanda da onu yaşanmaz ya. Ben tavsiye etmiyorum. Sneakers yemeyin arkadaşlar. Canın çekiyorsa antrenmana sonra ye. Sneakers iptal hocam o zaman. İptal. Şimdi Talha Duman bir soru sormuş hocam. Sizden aldığım kürde 1. ayı bitirdim. 5. haftadayım. LH, FSH kapandı. Kür içinde açmaya gerek var mı? Bir de prolaktin 50 çıktı. Şimdi kür içinde LH, LH, FSH açarsan aldığın kürün verimini, aldığın kürü kapatırsın. Yani aldığın kürü çalıştırmazsın. Çünkü kürün bittiği zaman dışarıdan ürün almayı kestiğin zaman içeriye açman gerekiyor. Hem dışarıdan ürün alıp hem içeriden LH'ı açayım diyorsan, çünkü biri kapatacak biri açacak. Bu süreç yine kapanmak zorunda. Çünkü dışarıdan testosteron alıyorsun. Ama daha verimli olayım diyorsa bazı profesyoneller işte kül içinde şey kullanıyor. Biraz düşük oranlarda pleknil kullanıyor. Çok düşük oran. Haftalık 300 mg gibi. Hani LH'i biraz içeride uyarayım. O çalışsın. Tamamen baskılanmasın. Çok körelmesin diye. Düşük dozlarda pleknil alınabiliyor. Çok korkun varsa, ileriye dönük geç açılır diye korkuyorsan. Ama ben kür kullanıyorsanız artık yani kür içine LH'ın zaten 1-2 ay, 3 ay kapanmasına izin vereceksiniz. Çünkü kür kullanıyorsun. Kürden sonra yapacağımız bir şeydir. Çünkü çoğu arkadaş kür içine LH'ı açmaya çalışırken beceremiyor. Kullandığı kürü piç ediyor. O yüzden arkadaşlar bir 10-12 haftalık iyi verim aldığınız bir kürden sonra 15-20 günlük LH açımı olayından sonra karaciğer ve böbrek enzimlerinin rahatlamasından sonra kürlerine devam edebilir. Şimdi hep sorulan soruyu tekrar soruyorlar hocam. Artık siz de bıktınız biliyorum ama cevaplayalım. Evet. Beytullah Bey'in sorusunu. Vortex Türk malı mıdır? Arkadaşlar öyle diyor. Şimdi arkadaşlar lütfen Vortex ile alakalı ya da hocam sizden kür aldım. Şöyle bu sarı soruları sormaya bunları cevaplandırmayacağız.
Vortex hakkında size bir bilgilendirme yapayım. Vortex'in Türk malı olduğunu söyleyenler var ise biz burada hodri meydan diyoruz. Türk malı olduğunu ispat etsinler. Türklere ait olduğunu ispat etsinler. Gelsinler canlı yayınlar yapalım. Gelsinler ortaya para koyuyorum. 100 bin lira masaya para koyacağım. Türk malı olduğunu ispat etsinler. Yani al çenede şey yok arkadaşlar. Bir kemik yok. Şey ne derler? Bir şey derler. Yani konuşurlar. Her konuşana bakmayın arkadaşlar. İspat ve delil diye bir şey lazım. Yani bu demek bizde bir cesaret var ki ortaya para koyuyoruz. Gelin kendimizi ispat edelim diyoruz. Ortada bir cesaretim var mı? Salak mıyım? Kendi ismine zarar getireyim yani. Forum sitelerinde seni sevmeyenler sana karşı... Şimdi şöyle arkadaşlar yapıyorum. Bazı forum sitelerinde malum forum sitelerinde şöyle mantık var arkadaşlar. Adam forum sitesinde 10 tane kendine ne diyorlar ona şey açıyorlar. Admin açıyor. Admin işte hesap açıyor. Ve onu bir kişi yönetiyor. Ve farklı şekillerde şu adamın ilacı sahte, bu adamın ilacı doğru. Forum sitelerindeki amaç orada kendilerine bir müşteri potansiyeli yaratıp şunlar kötü, bunlar kötü, doğru benim deme amaçlı bir yer olduğu için arkadaşlar sakın forum sitelerine güvenmeyin arkadaşlar. Burada güveneceğiniz tek kişi vardır. Çünkü forum sitesinde orada yazan adamın kim olduğu bilinmiyor. Açıyorum forum sitesi. Hayırdır benim aklımda biri böyle söylüyor. Kim bu deyince adam şey söyleyemiyor. Kim olduğunu da söyleyemiyor. Yani X şahıslar yani. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ama bir Instagram'da bakın burada hodri meydan çıkmışız. Yüz yüze konuşuyoruz. Bak orada arkadaşlarımız şöyle yanlış böyle doğru yazabiliyor. Açığız yani ortadayız. Ama forum sitelerinde bilmem X bilmem ne isimli adam, şu adam sahte, şu adam doğru yazıyor. Bunlara bakmayın. Bunlara iplemeyin. Çünkü bunlar delisiz, mesnetsiz şeyler. Şimdi burada kaç tane arkadaşım var. Hepinizin tek tek ismini forum sitelerinde vererek kimisi gay, kimisi şerefsiz, kimisi hırsız, kimisi terörist yazsam yazarım. Ama öyle değilsiniz. Bu sefer de siz kendini ispatlamak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden forum sitelerinde ben artık kendimi ispatlamaktan yoruldum. Beni bilen biliyor. Forum sitelerine bakan da kendini aldatır kardeşim. Yani oralara çok takılmayın. Çünkü forum sitelerinde ürün satıyorsa o kişiler, bakın bir forum sitesi ürün satıyorsa, onun başka markaları kötülemesinin ortamı yaratılıyorsa bu etik bir şey değil. Onun sadece ilaç satmak için kendine yarattığı bir ticari zekadır o yani. Ticari bir amaçtır. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Çünkü o forum sitelerini arıyorum böyle böyle hemen siliyorlar bilmem şu oluyor bu oluyor. Ya buralar takılmayın arkadaşlar. Çakallık bunlar başka bir şey değil. Soru var mı? Ömer Bey, İbrahim Bey yine bir soru sormuş. Hocam bu küründe göğüs uçlarında yanma başladığında armide isteyene mastüron kullanmanın küre zarar vermeden jinekomastiye engel olma durumu olabilir mi? Soru saçmaysa kusura bakmayın. Hiç saçma bir soru değil. Çok mantıklı bir soru. Çünkü küre başladığımız zaman arkadaşlar aromataz hormonu diye bir şey var. Aromataz. Aromataz nedir? Testosteronu östrojene çeviren bir hormondur. Bir şeydir işte. Neyse arkadaşlar. Aromataz vücuttaki testosteronu östrojene dönüştürür. Bazı ilaçlar, bazı steroidler aromataza az bağlanır, bazısı çok bağlanır. Çok bağlandığı zaman vücudunuzdaki testosteron çoğu östrojene dönüşür. Bu vücutta fazlasıyla östrojen açığa çıkar ve östrojene hassas olan göğüs uçlarımız vücuttaki fazla östrojen oraya bağlandığı için oradaki östrojenle oluşan kitle çoğalmaya başlar. İlk önce yanmayla başlar, sonra çoğalmaya başlar. Bunun önünü kesebilecek tek şey buna sebep olan aromatazı bastırmamız gerekiyor. Ama aromatazı bastırdığımız esnada vücuttaki östrojen üretimini, yani dışarıdan alınan testosteron üretimini östrojeni tamamen baskıladığımız için kür esnasında bizim hücreye su çekmemiz gereken suyu çekemiyor. Çünkü östrojen vücutta su tutturuyor. Ben o yüzden kürlerde diyorum ki genelde arkadaşlar, çünkü bulk kürü yapıyor isen burada senin östrojeni de serbest bırakman gerekiyor. Yani aldığın testosteron, sallıyorum örnek vererek söylüyorum, %60'ı testosteron kullanacaksa 100 mg testosteron enantat diyelim, 60 gramı testosteron olarak vücut bunu kullanacaksa 40 gramı da östrojen olarak kullanacak ki o 40 gramı sağladığı su hücremize dolsun, hücremiz pump olsun. O 40 gram testosteron da kas hücre oluşumu için, kas oluşumu için lazım. Şimdi sen gidip o 40 oluşması gereken 40'ı da baskılar isen hücren suyu çekemeyeceği için kürde pump olamayacaksın, büyüyemeyeceksin.
Ama diyorsun ki hocam meme ucum bu sefer bozuluyor bulk olursam. Yani arkadaşlar yapabilecek bir şey yok. Vücut geliştirme sporunda bulk yapıyorsanız aromataza karışmayacaksınız. Yok ben karışayım meme ucumu koruyorum diyorsanız büyüyemeyeceksiniz. Parçalı ve definasyon olacaksınız. O yüzden meme ucum büyümesini istemiyorum diyorsanız gireceğiniz kürler kısa ester sert kürlerdir. Bunlar da armidex'i rahat kullanabilirsiniz. Bu kürler sizi büyütmez, parçalar, yağ yakar, detaylı bir görüntüye sahip olursunuz. Ama büyümek istiyorsanız östrojeni serbest bırakmanız gerekiyor. Aromatazı serbest bırakmanız gerekiyor. Armidex vesaire almamanız gerekiyor. Yani adam bulk kürüne giren adamın armidex kullanması mantıksız. Mantıksız. Çünkü amaç östrojeni bu kürde serbest bırakmak. Tamam ne yapalım? Bulk yapacağız. Biz bu işte ilerleyeceğiz hocam. Bu sefer ne olacak burası? Ben kendim şahsen göğüs ucu ameliyatı oldum ve çevrende çoğu profesyonel şampiyon sporcu bu göğüs ucu ameliyatlarının oldu. Buradaki kistin oluşmasına izin verip ameliyatla aldırırsanız ömür boyu bu dertten kurtulursunuz. Yani profesyonelliğe ilerlemek istiyorsanız bu ameliyata olmak zorundasınız. Habire ben bu aromatazı baskılayayım derseniz pump olamazsınız. Çünkü östrojen de bize lazım. Çünkü östrojen suyu tutup hücreyi büyüten bir şey arkadaşlar. Anlatabildim mi? Daha anlatabildik mi? Daha şey olur. Anladık hocam. Bir eksiğim varsa beni uyarı söyleyin. Hangi soru? Hocam arka arkaya sampiyona devam edilir mi yoksa ara mı vermek gerekir? Demiş bir İspanyol. Ben kendimden öne vereyim. Bunun bir araştırması ya da bir şeyi yok. Yani duymadım, okumadım. Ama tecrübemden örnek vereyim. Örnek diyorum bir osterin kullanıyorum. Osterinin 3. haftasına geliyorum. Artık o ilk zamanlardaki etkiyi hissetmiyorum. Bir hafta, 10 gün, 5 gün neyse ara veriyorum. Sonra bir daha alıyorum. Etki bir daha canlanıyor. Bir sorun kalmıyor. Baskılaması bir şey gibi. Ne derler ona? Testosteronenta, tren, deka gibi ağır olmadığı için uzun vade kullanılabiliyor. Ama aralarda o vücuttaki o ilk aldığınız etkiyi almıyorsanız demek ki vücudunuza yeterli bağlanmıyordur. Vücuttaki o dolmuşluğun boşalmasını sağlamak için bir hafta, 10 gün, 15 gün kişiye göre değişir yapabilirsiniz. Bazı profesyonel sporcular sarmaları daha verimli kullanabilmek için 4 gün kullanıp 4 gün ara veriyorlar. 2 gün kullanıp 2 gün ara veriyorlar. Bu şekil metotlarla kendi vücutlarına göre çözmüşler, kullananlar var arkadaşlar. Var mı sorumuz? Şimdi dünyada en çok satan kreatin Türkiye'de. Evet. Biliyoruz hocam. Kas içinde su tutuyor, onu da biliyoruz. Evet. Fakat deri altında su tutuyor mu? Şimdi ben yine kendimden örnek vereyim arkadaşlar. Bir kere kreatin monohidratla bir de bir kreatin cinsi daha var. Öbürünün adı neydi? İki tane kreatin cinsi var, satılan ürün kullanıyoruz. Birisi daha ince olduğu için monohidrattan neydi onun adı? Krealkalin mi? Krealkalin. Neyse tamam, bilen biliyordur zaten onu. Şöyle anlatayım. İki cins kreatin var piyasada arkadaşlar. Bir kreatin monohidrat denen daha iri taneli, büyük olan kreatin arkadaşlar. Bağırsakta çoğu kalır. Çünkü bağırsakta küçük kesecikler var. Bunu yurt dışında büyük bir makalede okumuştum. Bağırsakta kesecikler var. O monohidrat bağırsakta o keseciklerde tıkalıyor, kalıyor, bekliyor da geç bağlanıyor. O monohidrat, kreatin monohidratla suyu emip şişen bir şey olduğu için vücuttaki bağırsaktaki su tutumunu arttırıyor. Bağırsakla fazla su tutulduğu için bağırsakla fazla suyu habire vücuda pompalıyor arkadaşlar. O yüzden monohidratın vücuttaki su tutumu yüksektir. Kreatin asıl amacı kastaki suyu tutması ve arttırmasıdır. Ama senin kasın, bak mantıklı mı diyeyim bana söyleyin. 10 litre su tutabiliyorsa kreatin yüzünden 15 litre su tutuyor diyelim. O fazla 5 litreyi ne yapacak? Kasın 10 litreye kadar tutuyor, sallıyorum. Hani bunun belli bir araştırması vardır, örnek veriyorum. Hani vücut diyelim ki ne yapabilir? En fazla 10 kasların 10 litre su tutabilir kreatin sayesinde. Ama o kadar çok kreatin kullanıyor ki vücut 15 litre su çekiyor. O fazladan 5 litre su nereye gidecek? Deri altına gidecek. Çünkü depoda olmuş. Yanlış mıyım? Tabii. Depoda olmuş. Bu sefer depolar nerede? Kas içindeki depoda olunca fazla su nereye gidecek? Çünkü habire kreatin alıyorsun. 5 gram, 10 gram neyse fazla kreatinden dolayı fazla su tutuyorsun. Kaslar da yeterli deposu dolmuş. Deri altındaki depolara o sular pompalanır arkadaşlar. O yüzden kreatinin fazlası. Ben zaten burada kreatinin fazlasından genelde 1,5 dakikalık videolarda bilgiler çok önemli olmuyor. Bugün yapmıştım kreatin videosu. Ona istinaden bir soruyu sordunuz. Yani 1,5 dakikada bu işler kolay anlatılmıyor arkadaşlar. Elinden geldiği kadar kısarak anlatmaya çalışıyorum. Siz de kendi zekanızca onu tamamlayın arkadaşlar. Kreatin deri altını sulandırmaz.
Ama fazla kreatin aldığın zaman hücreleriniz, kaslarınız yeterli oranda suyu çekip fazlasını alamayacağı için deri altına su tutumu yapacak. Şahsen kendim kreatin kullandığım zaman öküz gibi kreatin kullanıyorum. Bir yerden sonra derin bakın bir yerden sonra kullandığım esnada olmuyor. Bir hafta, 10 gün, bir ay neyse. Belli bir süre sonra bakıyorum her yerim şişiyor, ellerim şişiyor, göbeğim, göğsü oralarım su toplamaya başlıyor. Kreatini kesiyorum, o su kesiliyor arkadaşlar. Yani şimdi birisi diyebilir, kreatin deri altına su toplamaz. O suyu kreatini kesince vücudundaki giden, derinin altına giden su ne? Ve onu tutan şey ne? Kreatin. Ben bunu tecrübemle elde etmişim, bir yerde okuyarak elde etmişim, tecrübemle elde etmişim. Ve bunu sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Alalım. Kalbi yormayan yağ yakıcı var mı? Kalbi yormayan arkadaşlar. Kalbi ne yorabilir? Kalbi ne yorabilir? Şöyle söyleyeyim. Kalbin yorulabilmesi için bir kere damar sağlığınızın iyi olması lazım. İyi değilse kalbinizi damarlarınız çünkü damar dar almıştır. Kan akışı azdır. Kalp sıkar. Mesela damar dardır. Kalp pompayı bir verir. Basınçlı bir şekilde verir ama o dar olduğu için kan yeterli gitmez. Bu sefer kalp zorlanır. Şimdi böyle bir boru var diyelim, damar var. Kalp basıyor, rahatlatıyor. O damar daraldı mı kalp basacak, az gidecek. Bu sefer kalp zorlanacak. O yüzden damarlarınızda sigara içtiğimiz zaman, yüksek kolesterol, yani kötüylü kolesterol aldığımız zaman ve içeride kendisi yağ yakıp vücutta atık olarak kalan malzemeler kalbe zarar verir. Çünkü damarların daralmasına sebep olur. Yani hiçbir ürün yağ yakıcı aldığı zaman kalbinize zarar vermez. Kalp güçlü, sporcu adamın kalbine hiçbir şey zarar veremez zaten. Ama dediğim gibi damar sağlığı bozulursa o damarda daralmalar başlar. Kalp basınca bastığı zaman kalbin büyüyor, güçleniyor, spor yapıyorsun. Damarında daralıyor. Şimdi bazı termojenik yağ yakıcılar var. Biliyorsunuz vücut ısısını arttırarak yağ dokularını parçalıyor. Açığa çıkan yağ dokuları da spor esnasında enerjiye çevrilip kullanılıyor. Bu termojenik yağ yakıcılar içeride bir yakım sağladığı için atık seviyesi, atıkları da fazla oluyor. Bu fazla atıklar dışarı eğer idrar yoluyla temizlenerek o antioksidanlarla beraber dışarı atılmıyorsa bu atıklar damarlarınızda, vücudunuzun belli organlarında atık olarak kalır ve vücutta rahatsızlıklar yaratır. Mesela biz ona istinaden ne yaptık? Bu formüliteyi o yüzden geliştirdik. Nedir? Bu formülitenin içinde arkadaşlar yağı parçalayan enzimler de var. Parçalanmış, açığa çıkmış atıklarına dışarı atımını sağlayan enzimler de var. Yani bir yağ yakıcı, enerji yapıcı ürün diye yapıyorlar ama içine bunu oluşturduğu zararları, oluşturduğu mikrobi atacak, atıkları atacak içerik de konmak zorunda. Ya hocam dışarıda niye pahalı? Ya niye pahalı? Çok içine bunlar olduğu için pahalı yani. O yüzden bence en iyi sağlıklı yağ yakıcı bu tarz yağ yakıcılardır. Ama termojenik vesaire yağ yakıcılar dediğim gibi vücut ısısını arttırır. Tansiyon hastasıysanız ve kalbiniz zorlanıyorsa vücut ısısını arttıran yağ yakıcılar çarpıntıya sebep olacaktır. Bu da kalbinizin daha hızlı yorulmasını sağlayacaktır. Var mı? Var hocam tabii. Hocam kül içinde kickstart olarak alınan Dianabol'u kestiğimizde kilo azalması yaşanır mı yoksa testo? Danabol'un verdiği kilo artışını tutar mı? Danabol'un getirileri nelerdir? Danabol arkadaşlar çok yüksek oranda aromataz inhibitörüne bağlanır. Danabol bir testosteron türevidir. Ama çok yüksek oranda aromatazla bağlandığı için, aromatazla bunu fazla oranda östrojene çevirdiği için Danabol vücudumuzdaki östrojen seviyesini, çünkü östrojene bağlanan bir ilaç gibi düşünün Danabol'u. Danabol'da östrojeni daha çok uyardığı için içeride, çoğalttığı için östrojen erkekte arttığı zaman arkadaşlar vücut su tutmaya başlar. O yüzden Danabol kullananlar kısa vadede bir irileşme sağlar. İrileşmesinin sebebi de östrojenin artımından dolayı tutulan kastaki sudur arkadaşlar. O yüzden Danabol'u kestiğiniz zaman belli bir oranda östrojen seviyesi düştüğü zaman su seviyesi düşmeye başlar. Ama bir onun oluşturduğu bir hacim var. Kullandığınız testosteron enantat o Danabol süresi bittiği zaman o zamana kadar zaten o da aromataz inhibitörüne bağlanıp o da belli bir oranda östrojeni sabitleyip dengeyi tutabilir. Yani nedir? Danabol aldın, 5 kilo aldıysan Danabol'u kestin, 4 kilosu kalır gibi. Çünkü enantat bir nevi onu korur gibi düşünün yani. Karaciğer koruyucu kür içinde mi, kür sonunda mı kullanılmalı? Şimdi arkadaşlar adı üzerine karaciğer koruyucu. Bir ev düşünün, bir oda düşünün.
odaya girmeniz gerekiyor. Ama kapıya bodyguard koymuşsun, sizi içeri sokmuyor. Şimdi buradaki amaç odaya girmek. Bodyguard seni sokmuyor. O zaman evin ne anlamı var? Sen şimdi kür yapıyorsun, o kür karaciğere girecek, karaciğerde çalışacak, aminasitleri vesaire taşıyıp hücreyi büyütecek, çoğaltacak. Sen gelmişsin, karaciğeri koruyucu, antioksidan almışsın, karaciğerine giriyorsa dışarı atıyor, kürü de dışarı atıyor. Çok mantıksız geliyor. Yani sen kür yapıyorsun, karaciğere girsin, bağlansın, çalışsın diye. Ama sen bir de gidip karaciğer koruyucu alıyorsun, o kürü dışarı atsın diye. Çok mantıksız. Zaten karaciğer %30'u iptal olana kadar dışarıya sinyal bile vermeyen, bir ağrı, stres bir şey yapmayan bir organımız. Ve şu kadarcık bir şey kalsa bile kendini yeniden çoğaltıp büyüten bir organımız. Yani genelde çok sağlık sorununuz yoksa, enfeksiyonel bir sorununuz yoksa, kür sonrası karaciğer enzimleriniz normale dönüyor arkadaşlar. Hani karaciğer enzimi 40'sa 60, 70, 80'lere çıkıyor kür sonrası. Ama 300-500'lere çıkıyorsa zaten enfeksiyonel bir sorun vardır arkadaşlar. İğne yaparken enfeksiyon kapmışsındır, bir yerden bir rahatsızlık kapmışsındır. Mikrobik bir şeydir o. Ama kür esnasında 60-70'leri genelde görüyoruz. Kür sonrası küçük bir kendi haline bırakınca, beslenmeyi biraz sebzeyi arttırınca karaciğer zaten doğal olarak karışmazsanız kendi haline geri dönüyor. Dönmez ise o esnada karaciğerdeki o atımı hızlandıracak antioksidanları o zaman almanız gerekiyor. Kür içinde alırsanız kürünüz de piç eder. O yüzden hiçbir anlamı kalmaz, o masrafın da bir anlamı kalmaz. Hiçbir yerde pirengini bulamıyorum. Klomam ve tomoksifen var elimde. Kür sonunda bu iki ilaç yeterli olur mu? Arkadaşlar orijinal pirengini ben de bulamıyorum. Çünkü arkadaşlar orijinal pirengini yok. Piyasada pirengini diye gezen Yunanca, Munanca, Carçut yazan pirenginleri biliyorsun. Evet. Hepsi sahte arkadaşlar. Güvenmeyin, inanmayın, almayın bu şeyleri. Ben almıyorum, şahsen alamıyorum. Ne demiştin elinden hangisi? Klomel. Klomel mi? Tamoksifen. Klomel LH'i uyaran bir şeydir arkadaşlar. Onunla kür sonrası klomelle tedavi yapabiliriz. Sorun yok. Ve çok da faydasını görürsünüz. İkisi beraber mi kullanılacak? Ama tamoksifen de şöyle çok mantıksız. Çünkü tamoksifen östrojenin bağlanmasını engelliyor. Klomel de östrojeni arttırıyor ki LH artsın. Çok mantıksız. Yani içeriye sıcakla soğuğu bir araya koymak gibi, hemen eririz artık, birbirine faydası olmaz. Bakın arkadaşlar, klomel vücuttaki östrojen seviyesini vücuda der ki, hani östrojenin kendisi değil, yani klomel alınca östrojenim artmıyor. Klomel vücuda diyor ki östrojen üret, baskı yapıyor. Vücuttaki östrojen üretme mekanizması çalıştığı zaman yoğun bir şekilde vücut bunu dengelemek için LH'i açmak zorunda kalıyor. Dengelemek için. Yani klomel bu şekilde LH'i uyarmış oluyor. Vücut ne yapıyor? Doğal olarak östrojen arttırmaya başlayınca vücut, aha ben östrojen üretiyorum, hemen bunu dengeleyeyim çünkü ben erkeğim diyor, LH'i açıyor. Bu sefer LH testosteron üretmeye başlıyor. O yüzden klomel bu şekilde sizin şeyinizi açar. Ama ben o esnada Novadex ya da östrojen bloke edicileri alıyorsam, ya benim amaç bu da östrojeni salgılatayım, vücut östrojeni görsün, LH'i açsın. Bir yandan östrojeni kapatan şeyi alıyorum, çok saçma geliyor bana. Ya bırakın östrojen terapi esnasında serbest kalsın. Östrojen blokeyi ben nerede kullanacağım hocam? Östrojen blokeyi nerede kullanacağım? Definasyon yapıyorsan, derin suluysa, paramparça olmak istiyorsan o kürlerin sonlarına doğru östrojen blokeleri kullanabilirsiniz. Ya da meme ucunda kür sonu sorun vardır, tamamen kür bırakmışsınız, meme ucunu tedavi edeyim diyorsunuz, orada kullanabilirsiniz. Ama seksüel hormonları çalıştırmak için arkadaşlar bu tür LH ve pregnil dışında işte Armidex, Novadex gibi ürünler bir faydası olmuyor. Çünkü Armidex aldığınızda Armidex cinselliği arttırmıyor. Ama hocam Armidex aldım, ertesi gün bir canlandım. Çünkü ne oldu? Vücutta östrojen seviyesi bağlanımı düştü. Testosteron biraz daha vücutta fazla hissettirdi. Testosteron yüzünden biraz vücuttaki olan testosteronu daha çok hissettirir sana. Çünkü Armidex östrojeni düşürdükçe testosteron daha çok meydan kalır. Ama o seksüel olarak, cinsel sağlık olarak, sperm sağlığı olarak pregnil ve klomeldir arkadaşlar. Öbürleri östrojen bloke edicidir. Östrojeni düşürerek LH'in ya da cinsel sağlığını düzelteceğim diye bir şey yoktur. Var mı? Sezai Taş'tan süpürtörü açıklar mısınız demiş. 5-6 kere yazmış herhalde.
Süpedrol'ü açıklığında nasıl açıklayayım şimdi? Daha önce şeyi sordu hocam. Süpedrol ile tren arasındaki fark. Ya şimdi süpedrol tren gibi değildir. Baskılaması çok zayıftır. Ben çok süpedrol kullanan arkadaşlarımızın süpedrol sonrası terapi yapma ihtiyacını görmedim. Şikayetlerini duymadım. Yani bir cinsel şikayet vesaire yaşamadı. Süpedrol'da şöyle bir özellik var. O da bir testosteron grubudur ama aromataza bağlanmadığı için güçlü bir şekilde östrojen seviyesini arttırmadan sizin sert kalmanızı sağlar. Vücuttaki testosteron seviyenizin yüksek bağlanmasını, testosteronun bağlanışının yüksek olmasını sağlar. O yüzden süpedrol kullananlar gün içinde kendini iyi hissederler. Testosteron vücuda çok bağlandığı için. Östrojenin de seviyesinde düşme sağladığı için o bel çevrenizde, karın çevrenizdeki sulanmanın da aşağı düştüğünü görürsünüz. Hatta yüz atmanız daha bir şey olur. Hatta çoğu bildiğim manken ve model arkadaşlar Winstrol ile beraber süpedrol kullanırlardı. Var mı? Steroid ile SAMS arasındaki farklardan bahseder misiniz diyor. Arkadaşlar steroidler biliyorsunuz vücudumuzda steroidler vardır. Bu steroid ne demektir? Ajan demektir. Steroid nedir? Ya şu kadar basit anlatayım. Steroid demek nakliyeci demektir. Bir şey alır bir yere taşır. Steroid bunlardır arkadaşlar. Steroidler, taşıyıcı hormonlar vesaire vesaire. Bunlara vücudumuzda zaten steroidler var. Kolesterolden üreten işte kortizollar vesaire bir sürü steroid çeşidi var. Steroidlerin görevi taşıyıcıdır, bağlayıcıdır. Bu işleri yaparlar. SARM'ların görevi de arkadaşlar ya bunun baskılayıcıdır gibi düşünün. Birisi taşıyıcı, bağlayıcı gibi düşünün. Birisi de baskılayıcı gibi düşünün. Çünkü SARM'lar genelde vücutta çalışmak için yıkım hormonunu aşağı çeker, şeyi yükseğe çeker. Testosteron ve büyüme hormonu bağlanımını kuvvetlendirir. Yani SARM'lar sizin yıkım hormonunuzu aşağı çeker, vücuttaki büyüme hormonu seviyelerinizi ve testosteron seviyelerinizi yükselip bağlanmasını arttırır. Steroidlerse bunları kasların ihtiyaç duyduğu amino asitleri, kasların ihtiyaç duyduğu bütün hormonları taşır arkadaşlar. Birisi nakliyecidir, birisi de baskılayıcı, bağlayıcıdır gibi düşün ya. Beraber çalışırsa çok iyi verim alınır. Şimdi kimi adam diyordu ki ben natural yapacağım, sistemim çok bozulmasın. O yüzden ama verim almak istiyorum derse SARM kullanabilir. Çünkü SARM'lar vücuttaki yıkım hormonlarını aşağı çektiği için, yıkım hormonu çekildiği için aşağı testosteron ve büyüme hormonu seviyeniz daha da yükselir SARM'lar sayesinde. SARM'larda şunu çok yaşıyoruz %90-95 oranında. SARM kürlerinden sonra hiç kimsenin terapiye ihtiyacı olmuyor. Ben hiç görmedim, böyle bir şeyde denk gelmedim. Ama steroidlerde bu oluyor çünkü steroidler vücudu kapatıp kendi çalışıyor. Taşıyıcılığı kendi yapıyor. Vücudun taşıyıcılığı körelmeye başlıyor. O yüzden steroid kürü bittikten sonra bu taşıyıcılığı vücuda hatırlatmak için klomel vesaire kullanmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Bu natural fitness yapanların hali ne olacak hocam? Yani bunlar bu arkadaşlar ne yapabilir? Ne diyor mesela? Nasıl suplement kullanabilir? Neler kullanabilir? Suplementlerden çok beklentileri var arkadaşların. Arkadaşlar supplementler ne bir SARM'ın yaptığını yapar ne bir steroidin yaptığını yapabilir. Supplementler bir binanın tuğlasıdır. Tuğlanın harcı olmadan, ustası olmadan, bir mühendis olmadan o bina oluşamaz. Sen istediğin kadar tuğlayı ver. Supplementler buradaki hiçbir supplement sizi bir şampiyon olacak bir noktaya getirmez. Supplementler gıdalardır arkadaşlar. Supplementlerin yapılış amacı yani oluş amacı şudur. Ben antrenman sonrası gıdayı en hızlı şekilde nasıl adaleye taşırım? Çünkü kas yıkıma uğradığı için bu yıkımı engellemenin tek yolu kası tamir etmektir. Başka bir yolla olmaz. Yani kas yıkılmış, kas beklemez. Ya tam yıkılmaya devam eder ya da tamir edersiniz. Yani tamir ederek o yıkımı durdurabilirsiniz. O yıkımı durdurabilmek için gıdayı hızlı bir şekilde kas dokuna taşımak gerekiyor. Ama bakılıyor ki ben yemek yiyorum, 4 saat sonra o yemek kanıma karışacak, gidecek orayı tamir edecek. Ne yapmak gerekiyor? Sindirim sisteminden çok hızlı geçebilsin diye bu gıdalar toz atomlarına bölünecek şekilde, enzimlerine bölünecek şekilde parçalanmıştır. Ve çok hızlı bir şekilde mideden geçip, çok hızlı bir şekilde bağırsaktan geçip, kana çok hızlı bir şekilde bağlanıp, adaleye çok hızlı bir şekilde müdahale edebiliyor. 15-20 dakika içinde yani bir yemek 4 saat, 6 saat içinde karışırken, supplementler 15-20 dakika içinde kana karışıyor ve çok hızlı bir şekilde adeleye müdahale edip adeleni kendi tamir edebilmesi için ihtiyaç duyulan esansiyel amino asitleri sağlamak amaçlıdır.
Yani biz gidip havucun supplementini kullanmıyoruz. Çünkü havuç bizim işimize yaramıyor. Ama biz niye esansiyel amino asitlerin supplementlerini kullanıyoruz? Çünkü asıl antrenman sonrası kas yıkımını durdurup kas tamirine geçecek esansiyel amino asitlerdir. O yüzden supplementlerdeki önemli olan kullandığınız içerikte ne önemli? Esansiyel amino asitleri fazlaca içinde barındıran supplementleri tercih etmek zorundayız. Ama dediğim gibi daha çok supplementi içeriye taşıyabilmemiz için daha çok taşıyıcıya ihtiyacımız gerekiyor. Örnek veriyorum, natural bir adamın 5 tane kamyonu varsa taşıyacak, steroid kullananın 15 kamyonu var. Mesela ne oluyor? Steroid kullanan adam supplementten %300 verim alırken sen %70 verim alabiliyorsun. Aradaki fark bu. Yani supplement bir şampiyon yapmaz, supplement sizi hiçbir yere getirmez arkadaşlar. Kas dokularınızın yıkımını engelleyip tamir sürecinde faydası olan bir şeydir. Ama supplementleri çok hızlı emip vücuda daha çok bağlayabilecek. Çünkü bazı supplementleri vücut 100 gram supplement veriyorsun, vücut bunun %8 ile %30 arasında emebiliyor. Ama steroid kullanan adam %70, %80 emebiliyor. O yüzden vücutçular steroidi bu amaçla kullanıyor arkadaşlar. Yani ben steroid kullanayım şey olayım değil. Bir bodyci diyor ki kas dokularına ne kadar hızlı gıdayı göndersen demek kas o kadar tamir olup büyüyormuş. Ama diyor benim genetiğim bu kadar emebiliyor. Ben bu daha çok gıdayı adaleye nasıl yollarım? Demin ne dedik? Steroidler taşıyıcıdır dedik. Steroidle gönderiyor. Yani steroiddeki amaç fazlaca gıdayı daha çok adaleye taşısın. Amacı budur arkadaşlar. Yani sizin aldığınız, dışarıdan aldığınız supplementler vücudunuzun yeteneği kadar vücuda bağlanır. O yüzden istediğin kadar supplement al. Taşınmazsa, bağlanmazsa hiçbir işe yaramaz. Ama steroid kullanırsan daha çok bağlanır. Açıklayıcı oluyor mu? Evet. Gayet iyi hocam. Bir de bir arkadaş durmadan bu fragment etkisi ne zaman gösterir diyor. Bir de ben de bir şey diyeceğim. Buyurun. Şimdi gene benzer sorulara geliyor. Steroid ne zaman vücuda, işte ne zaman etki gösterir? Sarma ne zaman etki gösterir? Dediğim gibi peptit ne zaman etki gösterir? Falan. Şimdi arkadaşlar fragment büyüme hormonunun zincirlerinden biridir. Fragmentin görevi yağ dokularını parçalar. Eyvallah. Yağ dokusunu parçaladık. Fragment iş üstüne düşeni yaptı. Fragment gidip yağı yakmıyor. Yağ dokusunu parçalıyor. Çünkü arkadaşlar yağ dokusunu böyle bir yumruk gibi düşünelim. Bakın çok sıkı, çok güçlü bir yumruk var burada. Bu yumruğun gücünü düşürüp yok edebilmemiz için, yani güçsüz hale getirebilmemiz için neye ihtiyacınız var? İlk önce şu parmakların gevşemesine. Niye? Çünkü parmaklar sıkışınca birbirinden destek alıyor, daha güçlü hale geliyor. Ama biz parmaklar birbirinden ayrıldığı zaman şu kadar, şöyle yumruk vursam şunun acısını yaşatmaz. Bunun gücünü azaltabilmek için parmakları açmam gerekiyor. Sonra parmakları yumuşatmam gerekiyor. Sonra ne oldu? Bu yumruğun işlevi bitti. Şimdi yağ dokuları da bu kadar serttir arkadaşlar. İlk önce yağ dokuların parçalanması lazım. Parçalanan yağ dokuları, parçalar alınır. Çünkü bölündüğü için alır, yakıma taşınır. Parçalanmış yağlar yanmaya mahkumdur. Yakacak atmosferi yaratmazsanız o yağlar yine sertleşir, eski haline geri döner. Fragment kardiyodan önce aç karnını alındığı esnada yağ dokularınızı parçalanmasını sağlar. Ve vücut enerji olarak parçalanmış yağı önce kullanacağı için, çünkü kan şekeriniz düşük olduğu için dışarıdan glikojen almadığınız için vücut enerji olarak yağa saldıracak. Ve yağları da parçalamak için kardiyo yapıp kendimizi ısıtıyoruz ya. Niye kardiyo yapıyoruz? Vücut ısımız artsın, terliyoruz. Niye? Isı artınca yağ dokuları parçalıyor. Isı yağ şey. Fragment ne yapıyor? Yağ dokunuzu parçalıyor. Vücuttaki ısınız artıyor ve kardiyoya parçalanmış yağla başlıyorsunuz ve daha çok yağ yakıyorsunuz. Ama fragment almadığınız zaman, kardiyoya başladığın zaman senin yağların sert bir şekilde kardiyoya başlıyorsun. Ve kardiyon 15-20 dakikasında ancak vücudun ısınıyor ve yağların o zaman parçalanmaya başlıyor. Ama fragment sayesinde parçalanmış yağlarla kardiyoya başladığın için daha çok yağ yakabiliyorsun. Fragment dediğim gibi, yani ben fragment şu mantık yanlış. Fragmenti vurdum yağım yansın oturdum yere. Fragment öyle bir şey değil arkadaşlar. Fragment dediğim bu olayı yaşatıyor. Düşük kan şekeriyle yapılan kardiyolarda daha çok yağ yaktırır. O yüzden düzenli fragment kullananlar hemen ne diyor? Hocam bel çevrem inceldi, çok güzel form tuttum, çok güzel detaylı oldum. Niye? Düzgün kullandıkları için. Ama adam saçma sapan kullanıyor. Bir de gidiyor sıcakta bırakıyor. Yapısını bozuyor. Çünkü soğuk zincir bir ilaçtır bu. Karıştırdığınız zaman soğuk suyla karıştıracaksınız ve soğukta bekletip ışıktan uzak tutacaksınız. Fragmenti bu şekilde kullanırsanız aç karnına kardiyo öncesi
alırsanız 20 ünite ile 40 ünite arası. 20'den verim almıyorsan 40'a çıkabilirsin. Kimisi biraz ritim bozukluğu yapabilir, ritminizi hızlandırabilir ama kardiyo yapacağın için o enerjiyi orada harcayacaksın. Adam gece yatma önce fragment alıyor, hocam çarpıntı yaptırıyor. Ulan kardiyo öncesi alınan şey, çarpıntı o yüzden yapıyor. Sana enerji veriyor. Sen yatmaya çalışsın, seni uyutmaz tabii. O yüzden arkadaşlar ne zaman şey değil, fragmentin çalışabilmesi zamanı size bağlı bir şey. Yani sen fragmenti güzel koru, çünkü soğuk zincir bir üründür. Aç karnını al, sabah kardiyodan önce kullan. Bak ayna karşısında çok hızlı görsel değişimi yaşayacaksın. Fragmenti vurdum, şuramda bir şey çıkmıyor. Ha, şuramdan şu fragment çalıştı diye bir şey değil, yok arkadaşlar. Başka ne sormuştun? En etkili büyüme hormonu hangisidir? Somatropinler arkadaşlar. Çünkü vücudumuz somatropin üretir. Somatropin bağlanır. Marka olarak sorarsan piyasada bir sürü büyüme hormonu markaları var. Şöyle düşünün arkadaşlar, Pepsi de bir kola markası, Coca-Cola da bir kola markası. Yani kola diye bir şey var, markaları değişik. O yüzden kaliteli bildiğimiz dünya ünlü markalar var. Bir de Çin Growth'ta olan, Çin büyüme hormonu denen markalar var. Şimdi Tofaş Şahin de bir araba. Ferrari de bir araba ama Ferrari'nin verdiği konfor Tofaş Şahin vermiyor. Ama baksan Tofaş bir araba. Şimdi Çin'deki büyüme hormonu da bir büyüme hormonu eyvallah ama bir Alman malı bilmem Pfizer'ın büyüme hormonu da başka bir şey. Çünkü Alman malını kullandığın zaman toksit yok içinde, yağ yakımı çok güçlü, hücre su tutumu çok güçlü. Çin Growth'unu kullanıyorsun. Bir yerden sonra vücuda bağlanımı zayıflıyor. İçerik zayıf çünkü. Yani kalitesi düşük. Mesela ben Çin Growth'unu kullandığım zaman yan etkilerini hissediyorum. Çin Growth'un kendisini hissetmiyorum genelde. Ama Alman malı bir Growth'u kullandığım zaman yan etkisini hissederken yanında faydasını da hissediyorum. Aradaki farklar o. Çünkü içindeki vücuda bağlanacak kalite teknoloji olarak para harcanarak yapıldığı zaman o Alman malı gibi oluyor. Çünkü şöyle, teknolojinin gelişmesi lazım. Çünkü iki tane demir düşünün, birisini çok iyi, zengin, çok pahalı bir ustaya verin. Sizde şahane bir bıçak yapar, milyon dolara satabilirsiniz şahane bir için. Ama normal bir de bıçağınızı sokaktaki bir demirciye verin, size bir bu bıçak yapar, 5 lira bir yerde satamazsınız. Ama ikisi de aynı demirdir. Yani Çin Growth'tu, piyasadan ucuz Growth'lar Growth'tur ama bir Pfizer'ın ya da bir işte yüksek İsviçre malı, Alman malı bilmem ne Growth'larla yarışamaz kalite olarak arkadaşlar. Var mı sorunuz? IGF mi somatropin mi yani? Ben genelde ikisini de kullanma taraftarıyım. IGF'i biliyorsunuz, IGF bağlama ve taşıma özelliği yüksek olduğu için genelde IGF arkadaşlar insülin gibi düşünün çalışma prensibini. IGF'in doğru çalışması, antrenman sonrası hızlı tamir sağlayan şey IGF'tir. Büyüme hormonu ise arkadaşlar hücre oluşumu için lazımdır ve gün içinde büyüme hormonu kaliteli bir şey kullanıyorsa sabah vurduğunuz zaman gün içinde kanınızda büyüme hormonu yüksek olduğu için vücut kortizol seviyesini arttırıyor ve bu da gün içinde uykunuzu getiriyor, gerginlik yapıyor, stres yapıyor. O yüzden büyüme hormonunu mantıklı kullanımı gece almaktır ki o yapacağı uyku, ağırlık vesaire şeyde olsun, gece uykuda geçirilsin. Ve gece vücut kendini tamir ederken yağ yakıyor ve büyüme hormonu sayesinde daha çok fazla yağ yakmış olursunuz arkadaşlar. Zaten gece vurdu büyüme hormonu gün içinde zaten vücuduna yeterli oranda kalıyor. Çünkü bir kan testine sabah gidiyorsun, öğlen gidiyorsun, bakıyorsun gece vurdun büyüme hormonu yüksek oranda vücudunda bulunmuş oluyor. Bence yağ yakımı, hücre artımı için gece vurulması daha mantıklı. Çünkü vücut gece tamir olur, gece büyür. Yani sen ne kadar ağırlık çalış o tamiri gece olacak. Geç bench press yap sabah. Öğleye kadar çalış, akşama kadar yürü, hiçbir tamir süreci yaşamazsınız. Ne zaman yürüsün o bench press'in yaptığı tahribat gece tamir olur. Ben o yüzden genelde gece vücut kendini tamir ettiği için, gece yağları yaktığı için büyüme hormonunun vurmayı geceleri tavsiye ediyorum. IGF'in de kas dokularını hızlı şekilde amino asit taşıdığı için, tamir sürecine o yardımcı olduğu için antrenman sonrası IGF kullanmayı tavsiye ediyorum. Ama IGF'de şöyle bir püf nokta var. Antrenman sonrası IGF'i vurduğunuz zaman uyursanız IGF'in verimini kat kat arttırmış olursunuz arkadaşlar. O yüzden profesyonel sporcular, bu büyüme hormonu kullananlar genelde büyüme hormonu kürlerini de antrenmanlarını akşama bırakırlar. Ağırlık antrenmanını yapar, az bir amino asit vesairesini içer, IGF'ini büyüme hormonu vurup yatarlar genelde. Ondan daha çok verim alırlar. Çünkü sen ne kadar IGF vurursan, ne kadar büyüme hormonu vurursan vur,
kaslarına esnada tamir olmayacak, o ürünler kullanılmayacak ve kanında yüksek oranda kalacak, kortizol seviyesi artacak ve gün içinde mal gibi gezeceksin böyle. O yüzden kortizolun düşmesi gerekiyor, uyumanız gerekiyor arkadaşlar. Testosteron propionat ilk etkisini ne zaman güçlü hocam? Testosteron propionat kişiden kişiye değişir. Ben genelde ilk kullandığım zaman hani vücudum tazeyken, kaşardıyken bir 7-8 saat sonra libidoda yükselme yaşamıştım. Doğuracağı şekilde. Ama bir yerden sonra vücut kullandığımız zaman körelme başladığı için ilk şey gibi o tepkiyi alamıyoruz. Kısa ester olduğu için ilk şeyde bir libido yükselmesi ilk 48 saat içinde bir kendini gösterir. Ama ki herkeste böyle bir şey olmuyor. Ama ben şöyle söyleyeyim, bir 5 gün içinde, yani bir insan 5 gün, bir hafta içinde bir insan propionat kullanıyorsa artık bir libidosuna yükselme görmek zorunda, görecektir. Görmüyorsa libidosu zaten düşüktür. Kürden önce de düşüktür. Belki adamın kürden önce sperm sayısı düşük. Adam küre giriyor, daha çok düşebiliyor. Yani adamın bazı kişiler kürden önce natural hayatında testosteron seviyesi zaten düşük. 400 diyelim testosteron seviyesi. Küre girmiş 800'e çıkmış ama bakıyor ki referans aralığında. Hocam hiç benim referans aralığım yükselmemiş kürde. Hayır, senin zaten 400'ü 800'e çıkarmış dışarıdan aldım. Kimi insanlar doğal olarak düşük olduğu için o kullandığı zaman propionatı o an hissetmeyebiliyor. Belli bir süre hissetmiyor, belli bir süre sonra hissedebiliyor. Ama kümülü zıpkın gibidir, dolu aldığı gibi hissedebiliyor. Bu kişiye göre değişiyor ama ya maksimal sağlaması bir hafta, iki günle bir hafta arasında o testosteron verdiği seksüel haz başlar. Kiminde gerginlik olarak gelebilir, kiminde cinsel olarak gelebilir. Kimi der ki ya ben hiçbir şey hissetmiyorum ama bakarsın yuvarlak şeylere bakıyor, kalçalara bakıyor. Motivasyonu da arttırabilir. Yani kimde cinsellik olmaz ama motivasyon, iş güç böyle şey artabilir. Ve adelede sertleşme, pumpınız hızlı gelir. Üçüncü sette pump yüksek oranda başlar yani. Deka ile tren kullanılır mı? Deka ile treni kafama silah daya bir arada kullanmam. Kullananları gördüm, verim alanları da gördüm. Hani verim alınmaz, şu olmaz, bu olmaz diye ahkam kesmek yakışmaz. Ben illa bu... Çünkü deka ile tren zor gelişen insanların kullanması gereken ürünler. Adam bodybuilding yapacaksa, illa kullanacaksa zor, yani adam kendini vakfetmiş bu işte. Ben bodybuilding şampiyon olacağım. Ama gelişemiyor, vücuduna zorluk var. Ne yapacak? Bu adam mecbur deka ile treni kullanmak zorunda kalıyor. Çünkü deka trenin, dekanın asıl yapılış amacı. Çünkü deka kullandığın zaman deka mükemmel şekilde bağışıklık sistemini yükseltir. Kortizol seviyesi düşük yapar. Vücudu şifalaştırır, daha da güçlendirir. Deka kullanan adam ne der? Bileğim ağrıyordu, bileğimin ağrısı geçti. Başım ağrıyordu, başımın ağrısı geçti. İşte kendimi daha iyi hissediyorum. Çünkü deka bağışıklık sistemi düşük olup gelişim sorunu yaşayan insanların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Biz o yüzden dekanın kortizol baskılayıp tedavisi yüksek, yani şifası yüksek olduğu için dekayı kullanıyoruz. Ama deka biliyorsunuz prolaktini de arttırdığı için, kadınlık hormonlarını arttırdığı için bizde kadınlık hormonu artıyor. Adam deka kullanınca midesi bulanıyor. Çünkü hamile kadınlar prolaktini arttığı zaman ne yapıyor ilk 3 ay? Hep kusmaya başlıyor, midesi bulanıyor, yemek yemiyor. Bizim adam deka kullanıyor. Hocam iştahım kapandı. Tabii kapanacak, deka kullanınca prolaktini arttı. Orada prolaktini indirmeye çalışacaksın. Tren de mesela ne yapıyor? O da prolaktine bağlanıyor. O da iştahı kesebiliyor. Çünkü bizde kadınlık hormonlarını arttırıyor ve kadınlık hormonlarından birisi de prolaktin ve prolaktin de hamilelik hormonu ve kadınlar hamileyken prolaktin yükseldiği esnada duygusal oluyor. Biz deka kullanan adam film izlerken hüngür hüngür ağlıyor. Ya niye ağlıyorsun? Çünkü prolaktin yüzünden ağlıyorsun. O yüzden deka kürlerine prolaktini aşağı çekmek gerekiyor. Prolaktin aktif bir şekilde erkek vücuda çalışsa testosteron seviyeniz düşer arkadaşlar. O yüzden testosteronu kapatan bir hormondur prolaktin. Çünkü cinsel ilişki esnasında kalp nabzınız yükseldiği için, vücut kalp krizi geçireceğinizi gördüğü için, çünkü nabız yükseliyor, cinsel ilişki esnasında olsun, yükseliyor ve kalp bir yerden sonra zorlanacak. Kalp kriz geçireceğini anladığı esnada kendi içinden prolaktin hormonunu arttırmaya başlıyor. Erkekte prolaktin hormonu arttığı zaman testosteron anında kesiliyor ve erkek o esnada boşalmaya başlıyor. Yani prolaktin erkekte yükseldiği zaman testosteron aşağı düşürür arkadaşlar. Deka ile tren vücuda fayda verirken, sağlık açısından güçlü yaparken bir yandan da prolaktini besleyip çoğaltıyor. O yüzden deka kürlerinin bizde handikapı prolaktin arttırması. Çünkü bu da testosteronu düşürüyor. O yüzden prolaktin bloke edicilerle biz bu kürleri kullanır isek ve deka ile tren kullandıktan sonra, çünkü baskılaması fazla olduğu için
testosterona devam etmemiz gerekiyor. Yani dekailetreni kullanan adam kürü bitecek belki 1-2 ay PCT yapmadan propionata devam etmesi gerekiyor. Ondan sonra dekailetrenin tamamen o baskılama özellikleri vücuttan silinip atıldıktan sonra o propionat kesilip normal terapi yapılırsa hiçbir sorun kalmıyor. Ama adam dekayı doğrudan kesip PCT'ye giriyor ve dekayla bir PCT ile yani dekalatiren normal bir PCT ile def edilemez herkesle. Bu sefer ne oluyor? Deka dik başlıyor adamda. Arkadaşlar deka türevi, tren türevi kürler hemen terapiye girilmez. Onlar biter, testosterona devam edilir. Bir ay iki ay testosteron kullanımı bittikten sonra terapiye geçilir. Yani doğrudan deka ile trenin terapisi olmaz. Deka dike yakalanırsınız, kurtulamazsınız sonra. Ya yani kurtulursunuz. Kalıcı kısırlık bizim sporda yok ama 3-4 ay onunla uğraşırsınız. Bu arada hocam size gelen mesajlara ben bakmıştım. Bazıları diyor ki hocam işte dekadik oldum. İlişkiye istersen sorun yaşıyorum. Yıllar önce yaptığım kürden böyle bir kalıntı var. Doktora gidiyorum çözümünü bulamıyorum diyor size. Bir de sizin mesajınızı okumuştum. Kardeşim propionat kullandım mı devam ettim mi diye. Arkadaşlarım dediği ön yargı şu, ben yine küre başlamak istemiyorum. Aslında siz propionatı tedavi amaçlı devam ettiniz. Kesinlikle tedavi amaçlı çünkü vücut dekadik yüzünden vücut testosteron üretmiyor. Vücudunda testosteron bağlanmıyor. Ve sen testosteronu vermediğin müddetçe depresyona gireceksin. Ve cinsel özelliklerin zayıflamaya başlayacak. O yüzden zaten bunu doktorlar söylüyor. Vücudu desteklemeniz gerekiyor. Genelde doktorlar bunu bitkisel ürünlerle, takviyelerle, işte deve dikeni tohumu, bilmem ne tohumu, bilmem ne şeyiyle desteklemeye çalışıyor. Ama dekadik yapanlarda bunlar çok etki etmiyor. Çünkü ben dekadik olduğum zaman bitkisel içerikli ürünlerle hiç fayda görmemiştim. Ne depresyona girdim, moralim bozuluyor, derimde bozukluklar başlıyor, yağlanmam artıyor. Dekadik çok zor bir süreç arkadaşlar. Canınız hiçbir karşı cinse karşı bir şey çekmiyor, gerginsiz, her şeyi yanlış anlıyorsunuz, psikolojiniz bozuk. Bu süreçte çünkü niye bunlar yaşıyor? Vücudunda testosteron seviyesi düşük. O yüzden ne yapacağız? Dışarıdan testosteron seviyenizi arttırmanız, işte çinkodur vesaire şunlarla bunlarla arttırmanız gerekiyor. Yine artmıyorsa kusura bakmayın arkadaşlar dışarıdan testosteron almak zorundasınız. O yüzden baskılaması zayıf, hızlı bağlam, hızlı dışarı atıldığı için propionatı tercih edersiniz. Haftada 300 mg ile 600 mg arası propionat alırsın. Bu propionat senin vücuttaki testosteron desteğini sağlar. Vücudun testosteronu aldığı gibi zaten ne olur? Cinsellik hormonların beslenir. Onlar yine canlanmaya başlar. Depresyon vücuttan atılır. Normal erkeklik özelliklerini karşılarsın. Belli bir süre, bir ay, iki ay, üç ay bununla propionatla gidip tedavi olursun. Bu tedavi bittikten sonra dekadikin bütün sendromları vücuttan atıldığını, yani üç ay sonra atılmış gibi düşünürüz. Dekadikin sendromları atıldıktan sonra propionatı, PCT'si yapılıp dekadikten kurtulursunuz. Yani testosteron kullanmadan dekadikten kurtulamazsınız arkadaşlar. Ya kimisi dekadik olduğunu deyip küçük bir PCT'si yapıp kurtuluyorsa o dekadik olmamıştır zaten. Evet. Hocam sizi de çok sorularla yormadan Ömer abim isterse bir iki tane daha soru sorsun. Sonra sorudan sonra bir muhabbet şeklinde sizin işte yaşam hayatınız nasıl, spor nasıl gidiyor, piyasa hakkında neler düşünüyorsunuz vesaire, biraz da bunlar hakkında konuşalım isterseniz. Tamam, olur, güzel olur. Sorudan ziyade şeye geçelim. Türkiye Hoca'yı merak ediyoruz. İnsanlar Türkiye Hoca'yı merak ediyor. Yeni bir filme başlıyor tabii de. Altay dizisi. Bunu herkes bekliyor hocam. Oradaki rolünüz nedir? Şimdi arkadaşlar ben 13 yaşında spora başladım. Şu an 40 yaşındayım. Ekim'de 41 yaşında olacağım. Allah izin verirse. Terazi burcuyum ben. Terazi burcunun özellikleri nedir? Adaletsizliğe gelemez. Adalet burcudur. O yüzden hep dengesi bozuktur. Adaletsizlik olduğu zaman. Bu vücut geliştirme camiasında çok dost bildiğim insanlar oldu. Ama hep bir adaletsizlikleri gördük, herkesten uzaklaştım. O yüzden çok dostum olmaz benim arkadaşlar. Bugün benim yanımda oturup başkasını kötülüyorsa birisi, ben ondan uzaklaşayım çünkü yarın beni de kötüler. Çünkü bu adamda kötüleme özelliği var. O yüzden çok insan dost sahibi olamıyorum. Çünkü ben bir insanın yüzüne kötülüyorsam, arkasında kötülüyorsam yüzüne zaten kötülemişimdir. Öyle bir yapım var. O yüzden vücut geliştirme camiasında çok sahtekar insanlarla karşılaştım. Yüzüme dost gülüp bilmem ne oldu. O yüzden yarışmaları da bıraktım. Ben belli bir süre vücut geliştirme yarışmalarına şu yüzden çıkmıyordum. Kendi spor salonunda ilk başta bundan 15 yıl önce falan, 20 yıl önce, epey bir zaman önce bir supplement satan arkadaşımız var. Bir geldi beni bir gördü, sen nesin ya dedi böyle. Sen bu spor salonunda
yıllarda bunun içinde mi büyüdük, biz seni hiç görmedik diyor. Dev gibi gördü beni böyle. O yaştan etkilenmiştim ama ben yıllarca spor salonu sabah 8'de açardım, gece 12'de eve giderdim. Yıllarım böyle geçmişti. Sonra ne oldu? O gazı aldıktan sonra yar işim var işim derken camiaya açıldım. Vücudum sayesinde, formum sayesinde kabul de gördüm. Çok dostumuz oldu. Üst seviyelere geldik. Çok federasyondan tutun, çok şampiyon spor hocalarımızdan tutun. Güzel çevreli arkadaşlıklar kurdum. Çıktım yarışmalara vesaire süreçler yaşadım. Dereceler aldım. Ama arkadaşlar vücut gelişme camiasında çok sahtekar insanlar oluyor. Yüzümüze gülüp arkamızdan iş çeviriyorlar. Ben bunlara gelemedim. Bana geldiler, sahte ürünler üretelim, gel para kazan, ekmek kazan dediler. Kabul edemedim, yapamadım. Kendi kabuğuma çekildim. Çünkü şöyle bir huyum var. Kendim içmediğim şeyi başka kimseye de içirmiyorum arkadaşlar. Çünkü ahiret diye bir kavram var. Ben Müslüman bir insanım ama dini ne kadar zayıf yaşasan da ama kalbimde İslamiyet'in o oturmuş şeyi var. Allah korkusu var. Ama gel sor kul vazifelerimizi hakkıyla yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. O Allah'la benim aramda inşallah başarırım. Allah'a razı ederek ölen bir insan olurum. Ben de Müslümanım kardeşim, hayata böyle bakıyorum. Ateist olma özgürlüğümüz var, Müslüman olma özgürlüğümüz var. Ve bir Müslümana göre mayo giyip yarışmak haram olduğu için arkadaşlar. Ben yıllardır o yüzden genelde yarışmak istemedim. Her gece işte ben şimdi mayo giysem yarışmaya çıkacağım. Sonra melek geliyor, cehennem var, cennet var. Neyse kapat yarışmayı. 2-3 gün sonra bir daha geliyor. İşte mayo giysem şöyle derece alacağım, böyle alacağım. Hemen melek geliyor gece, vicdan. Sonra yine hayallerini kapat. Yıllarım böyle geçti. Ama son zaman geçti. Çevre vesaire derken kendimce dedim ki ya ben mayo gireceğim, çıkacağım. Orada gören insanlar beni bir cinsel obje değil, kas vesaire sportif gözle görecek diye. Kendimde öyle bir algı oluştu. Sonra bana normal gelmeye başladı. Yani karşına oturan adam, bir hakem ya da bir seyirci, wow çok seksi adam diye. Ben tabii içlerinde bakan, o niyetli olan insanlar var. Ben o niyetli insanlar için kendimi sergilemiyorum. Derecem açtı. Biz bir profesyonel sporcular yarışmacı izlediği zaman adamın zaten kıyafetli gibi bir şey görüyoruz. Orada bir vücut var yani. Bizim için çıplak bir şey yok orada. O olgu oturduktan sonra yarışmalar zaten yaptım. Dereceler aldım. Profesyonelleştikçe çevrem çoğaldı. Art niyetli insanlar da çoğaldı. Kendimi vücut geçme sektöründen çekmeye başladım. Neyi yapabilirim? Sanata yatkınlığım çok vardı. Kafamda projeler oluştu derken oyunculuk biraz sardı beni. Çünkü piyasada biraz yüzü gözü renkli olup vücut formu olup da çok oyuncu oynayacak insan yok. Yani vücutlu formda olup da çok rol yapabilecek insan yoktu. Bir baktım talep görüyorum. Birkaç ajansa başvurdum. Bakıyorum haftada bir projelere çağrıldım. Bilmem ne derken çevre yapmaya başladık. Kamera önünde durmak bana zevk vermeye başladı. Çoğu projede kamera önünde oynadım. Televizyonda yayınlanmadı, hiç üzülmedim bile. O kameradan zevk almaya başladım. Ha dedim, ben de bu şey var, oyunculuk hazzı var. Hemen gittim bir oyunculuk eğitimi aldım. 3 ay, 5 ay, 6 ay çok ünlü oyunculardan eğitim aldım. Onlardan bu oyunculuğun biraz temel şeyini, 3 aylık eğitim oyuncu kimse olamaz da. Ama oyunculuk nedir bir kavramaya başladım az önce. Oyuncu nedir, ne olmalıdır? Bana göre oyuncu şudur arkadaşlar. Mesela yönetmen şu sahneyi canlandır derse, sen o sahneyi canlandırırken kafanda bir şey oluşuyor. Canlandırıyorsun, rol yapamıyorsun, şey yapamıyorsun. Orada çok absürt duruyorsun. Ama ne yapacaksın? Mesela yönetmen diyor ki, şu sahneyi canlandır ama Türker o esnada olsa ne yapardı? Türker o esnada ne yapardı öğrendim oyunculukta. Ve ben orada kendimi sergilemeye başladım. Bir baktım ki kendim olmayı öğrendim. Baktım oyunculuk iyice sarmaya başladı. Sonra gelişmeye başladık. Çevremiz iyice gelişti. Oyun yapmaya başladım. Kamera önündeki acemiliklerimi attım. Sonra Allah'ın izniyle yavaş yavaş rollerdeki şeyim de artmaya başladı. Daha üst rollere çağırdım. Özel tip çağrılmaya başladım. Hiç figüran olarak gitmedim. Hep özel tip olarak gittim. Daha üst roller gelmeye başladı. Sonunda Acheron geldi. Ayı Boğan geldi. Çok karakterler, güçlü karakterler geldi. Ama şanssızlığım çok popüler projelerdeydi. Ama bulunduğum projelerde de renk kattığımı görmüştüm. Çoğu hocamız, çoğu izleyenler de öyle söylüyordu. Ve en sonunda 6 ay diye bir projemiz çıktı sağ olsun. Beni tercih ettiler. 60 tane kişinin arasından beni tercih ettiler. Türkiye'de çok iyi bir araştırma yapıldı benim rolüm üzerinde. Çok oyuncu üzerinde. Nasip oldu, rol bana geldi. Benim de bir hayalim vardı. Türkiye'nin Dwayne Johnson olmak istiyorum. Bir vücutlu olup da Türkiye'de oyunculuk yapabileceğini ve benim gibi bir sürü vücutçu arkadaşım da bu yolda önünü açıp onlara heveslendirebileceğimi düşündüm.
İlk başlarda tabii oyuncu olayım hazzı var. Kimseyi düşünmüyorsun. Ama bir yerden sonra profesyonelleştikçe bir misyon sahibi de oluyorsun. Yani gençlere olsa akıl veriyorum. Bak gidin oyunculuk eğitimi alın, şöyle yapın, böyle ilerleyin, şöyle ilerleyin. İnşallah Altay diye bir TRT'de projemiz 10 bölüm çekildi. Ben de orada çok büyük, güçlü bir kahramanı canlandırıyorum. Yani ana kas, başrollerde bir kahramanı canlandırıyorum. İnşallah tabii projesi Türkiye'de birkaç ay içinde tamamen oturacak. Televizyonlarda yüklenecek, application'lar çıkacak. Ondan sonra bizim proje daha yakında diye yazıyor zaten. Çünkü bazı animasyon sahnelerimiz var. İşte benim özel güçlerim vesaire onların animasyonlu olduğu için. Onlar şu an hazırlanıyor. Onlar bittiği zaman bilmiyorum bir ay sonra olur, iki ay sonra olur. Yavaştan tabii de görüntülenmeye başlayacak. Benim projemde hem bilgisayar oyunları olsun, çizgi romanlar olsun, vesaire bunlar oyuncaklar olsun bunlar bile olacak. Kahramanlar artık Marvel gibi Türk süper kahramanlarının içerikleri de olacak arkadaşlar. Galiba şey bitiyor. 9 saniye kaldı diyor. Bu ne şey mi bitiyor? Canlı yayını sınırlı mı açıyor bu?